Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Ege Ekonomi Forumu'nda konuşuyor. Değerli dostum, Ege Başkanımız ilk geldiğinde bu Ege Ekonomi Forumu ile ilgili hakikaten çok büyük bir heyecan duydum. Dedim ki derhal ne olması gerekiyorsa. Tabii bu fikri de Sayın Başbakanımızla paylaştığımda böyle bir organizasyon yapıyoruz. Ege'de böyle bir forum yaparak hem de bunu Ege'nin iki tarafına taşıyacağız. Hem İzmir'de hem de Ege'nin karşı tarafında Yunanistan'da, Atina'da yapmayı planlıyoruz dediğimizde çok güzel olur diyerek desteklerini esirgemediler. Onun için hem Ege Başkanımıza bu cesaretinden dolayı ve desteklerinden dolayı da saygıdeğer Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ege'de gezinen biri hem geçmişin hem de bugün dünyasında Ege'nin bir ekonomi merkezi olduğunu çok kolaylıkla görür. Efes'ten Anadolu'nun içlerine kadar Kral Yolu denen bir yol boyunca tarihi şehirler ticaretle yoğunlaşmıştı. Biraz önce başkanımızın da dediği gibi ilk parayı Ege'de kullanıldı, Lidya'da kullanıldı. Ekonomi kelimesi Yunanca bir kelimedir ve ilk defa da Ege'de kullanıldı. Şundan emin olunuz ki 21. yüzyılda Ege tekrar o tarihi misyonuna dönecektir. İbni Haldun'un çok güzel bir sözü var. Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesi kadar çok benzer diye. Bugün İzmir Doğu Akdeniz'in ekonomi merkezi haline geliyor. Denizli'den Manisa'ya, İzmir'den Uşak'a, Muğla'ya, Aydın'a milyarlarca dolar ihracat yapan şehirlerimiz var. Muğla, Selanik, Adalar ve Atina Avrupa'nın değil dünyanın turizm merkezi olmaya hazır. Biraz önce değerli dostum Ekonomi Bakanı ile beraber konuşurken neden Midilli ile Balıkesir veyahut da Akçay birlikte pazarlanmasın? Neden Rodos'la Marmaris birlikte turizm organizasyonları yapmasın? Neden gelen turistler iki gün Rodos'ta kalıp iki gün Marmaris'te kalmasın? Neden Ege'nin Menderes ve Gediz ovalarındaki üretilen ürünlerle Selanik Ovası'nda üretilen ürünler birlikte dünya pazarlarında egemen olmasın diye bunları konuştuk. Türkiye ve Yunanistan 21. yüzyılda Ege'yi Avrupa'nın eğitim, yüksek teknoloji, sağlık, turizmi, yenilenebilir enerji, eczacılık ve organik tarım merkezi haline getirebilirse bu topraklar geçmişte olduğu gibi yeniden ekonomi ve refahın hayat bulduğu topraklar haline gelir. Saygıdeğer Başbakanım, değerli konuklar, bizim bir sözümüz var. Yari güzel olanın başı dertten kurtulmazmış. Hakikaten çok güzel bir evimiz, çok güzel bir ev ahalimiz var. Bu eve iki pencere açılıyor. Birincisi fırsat penceresi, güneş doğuğu, aydınlık bir pencere. Çünkü belki 10 yıl içinde çok farklı bir dünyada yaşayacağız. Elektrikli arabalar, güneş enerjisi, rüzgar enerjisiyle yeni tıp teknolojileri, yapay zeka, yeni dünya kuruluyor. Avrupa'da Endüstri 4.0 konuşuluyor. Artık Endüstri 5.0'ın da konuşulmaya başlandığı günler yaşıyoruz. Medeniyetimiz sağlıksız tarım ürünlerinden artık şikayetçi olmaya başladı. İşte bu fırsat penceresini açmamız ve evimize o güzel Ege'nin güneşinin dolmasını istiyorsak, Ege'yi yenilenebilir enerji, tıp teknolojileri ve sağlık turizmi yazılım ve eğitim merkezi haline getirmeliyiz. Ayrıca organik tarımda Ege bir dünya markası haline gelmeli. Ege'nin stratejisi, vizyonu bunlar olmalı. Öyle bir Ege hayal ediyoruz ki bugün Antalya ile İzmir'i birbirinden ayırmak mümkün değil. Antalya ve İzmir arasında bu coğrafyada dünyanın en zengin tarih ve kültür mirasının olduğu bu coğrafyada 20 milyon turisti hayal ediyoruz. Antalya'dan çıkan bir turistin, bir misafirin İzmir'e yaklaşık 2 saatte, 2,5 saatte gelebildiği, arada gelirken Selçuk'tan, Efes'ten, Milet'ten, Aydın'dan, Bozdağ'dan, Pamukkale'den, Leodikya'dan, Hieropolis'ten, Afrodisias'tan Antalya'ya kadar bu coğrafyada 20 milyon turist bir hafta boyunca gezmekle bitiremeyeceği zenginliklere sahibiz. Peki nasıl olacak? İşte bunların hayalini kuruyoruz. İzmir'le Antalya'yı otoyolla bağlamanın hayalini kuruyoruz. İnşallah Aydın'a kadar olan otoyol ilk etapta Sayın Başbakanımızın takipleriyle ve destekleriyle Denizli-Aydın arası, sonra da Denizli-Antalya arası bitecek. Sonra hayalimiz Antalya'dan İzmir'e, Basmane'ye hızlı trenle insanlar bir saatte ortada
Aydın'da, Denizli'de ve yaklaşık olarak 2 saat dedi İzmir'de buluşacak ki 20 milyon turistin hareket edebildiği bir alan olsun. Peki sonra Ege'yi ortak kullanacağız. Ege'nin bütün zenginliklerini birlikte kullanacağız. Ege Havzası'nın hem tarımıyla, hem turizmiyle, hem tarihiyle, hem de bilimi ve teknolojisiyle birlikte refah üreten bir deniz haline getireceğiz. Bütün bunları hazırlamak için de yine Sayın Başbakanımızın destekleriyle proje bazlı yatırım teşvik sistemini, yani dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini hayata geçirdik. Şu ana kadar ilk etaptaki çalışmalarımız 100 milyar TL'yi geçti. Ve en kısa sürede bunu hayata geçireceğiz. Nedir bu? Türkiye'yi geleceğe hazırlamak, Türkiye'ye geleceğe bir yeni bir pencere açmak. Bundan 10 ay önce 2016 yılında hain işgal girişiminin devam ettiği günlerde ihracat seferberliği başlattık. Ve ihracat seferberliğimizin bugün sonuçlarını arıyoruz. Bugün itibariyle Ekim ayındaki ihracat performansımız, Sayın Başbakanım, sizlerin müsaadesiyle paylaşıyorum, %16'lık bir artışa ulaştık. Yıl boyunca da, yani 2017 yılında %11'in üzerinde bir ihracat artışıyla ve tarihi zirve olan 157.6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız. Ve bu ihracat niye önemli bu kadar? Çünkü ilk yarıdaki %5.1'lik büyümemizin %3.9'unu, %2.2'sini ihracattan, geri kalanını da yatırımlardan elde ediyoruz.